Güneydoğu'da asıl hedef bir proletarya diktatörlüğüdür. Doğu'da referandum yapılsın. Kürt halkının özellik isteyip istemediğine bakılsın. En iyi çözüm federasyon. Özellik verildiğinde terör son bulacak. Bu ve buna benzer gazete başlıkları çoğunlukla Güneydoğu'daki asıl tehlikenin farkında olmayan veya komünist zihniyet taşıyan gazete yazarları tarafından atıldı ve atılmaya devam ediyor. Bu başlıkları atanların bir kısmı başlarına ne geleceğini bilmiyor. Bir kısmı da komünist bir devlete zemin hazırlamaya çalışıyor. Hem tehlikenin farkında olmayanları uyarmak hem de komünist zihniyetteki köşe yazarlarının gizli oyunlarını deşifre etmek adına Güneydoğu'daki asıl tehlikeyi burada gözler önüne serelim. Tehlike şudur. Bir federasyon devleti oluştuğunda, Türkiye parçalara bölündüğünde topraklarımızın bir bölümü sadece Kürtlere tahsis edildiğinde ve o bölgeye özellik verildiğinde bu hem Türkiye için hem Kürt kardeşlerimiz için hem de tüm dünya için bir felaket olacaktır. PKK'nın özel bir devlet isterken amacı o bölgede Kürtlere ayrıcalık tanınması, kendi etnik kimliklerini rahatça ifade edebilme imkanına kavuşmaları, maddi ve manevi olarak daha rahat yaşamaları değildir. Bölücü terör örgütü PKK bu bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizin milliyetçilik duygularını sadece kullanmaktadır. PKK'nın tek amacı bölgeye komünist rejimi getirebilmek, materyalist, darvinist, stalinist, leninist bir dünya görüşünü hakim kılmaktır. Bunu başardıktan sonra artık zaten bölünmüş bir Türkiye'yi daha da güçsüzleştirebilmek ve komünizmi tüm Türkiye'de yaygınlaştırabilmektir. Toprak vererek Maddi ve manevi anlamda ciddi bir yara almış olan Türk toprakları üzerinde bunu gerçekleştirmesi de uzun sürmeyecektir. Bunu başardıktan sonra asıl amaç için sınırlar aşılacaktır. Asıl amaç onlarca yıldan beri sağlanmaya çalışılan komünist bir dünya hayalidir. Komünist bir Kürt özel Devleti oluştuğunda Türkiye komünistler için bir çıkış noktası olacaktır. Kısacası Güneydoğu'da özellik isterken asıl plan son derece önemli bir coğrafyada önemli bir görev üstlenmiş olan Türkiye'den kısa zamanda dünyaya açılabilmektir. Lenin'in proletarya egemenliğindeki devlet düşüncesi şu anda bölücü terör örgütü PKK'nın Güneydoğu bölgemiz için ideali ve hayalidir. Proletarya egemenliğindeki devlet, burjuvaziyi ezmek için kullanılan bir makinedir. PKK bölgede komünist iktidarı oluşturduğunda, ağır silahlarla donatılmış bir Kürt komünist devleti kurduğunda, işçi ve köylünün esas alındığını iddia ettikleri proletarya egemenliğindeki devlet amacına ulaşmış olacaktır. Bu ilk aşamadır. Görüldüğü gibi burada asıl olan Kürt milliyetçiliği değil, komünizmin gerektirdiği sözde işçi ve köylü egemenliğindeki bir komünist devlettir. Oysa bu durum gerçekleri yansıtmamaktadır. Hiçbir komünist devlet gerçekte işçi ve köylüye değer veren, onlara refah sunan bir yönetim hedeflemez. Rusya, Çin gibi ülkeler bu açıdan çok önemli birer örnektirler. Bu ülkelerde yaşayan halklar en büyük zulmü komünist dönemde yaşamış, açlıktan milyonlarca kişi hayatını yitirmiştir. Komünist Çin'de bu zulüm halen devam etmektedir. Daha önce örneğini verdiğimiz Kamboçya'daki Pol Pot rejimi İşçi ve köylülerin pirinç tarlalarında ülkenin aydınlarıyla birlikte sömürüldüğü ve açlığa terk edildiği bir rejim olmuştur. İşçi ve köylü hakları ile ortaya çıkan komünist hareket hiçbir insana değer vermediği gibi işçi ve köylüleri de hayvan statüsüne koyarak onları sömürmeyi amaçlamaktadır. Darwinist mantığın bir gereği olarak sömürülemeyenler ise bu sistem içinde elenmekte ve dehşet ve vahşet ortamı devam etmektedir. Bu durum komünist PKK terör örgütü için de aynı şekilde geçerlidir. PKK için Kürt kardeşlerimiz veya onların milliyetçilik duyguları herhangi bir şey ifade etmemektedir. Hiçbir insana hatta kendilerine de değer vermedikleri gibi Kürt kardeşlerimize de insan olarak değer vermemektedirler. Tıpkı Pol Pot'un eşitlik ve adalet vaatleriyle galyana getirdiği halk gibi Kürt kardeşlerimizi de aldatmaya çalışmaktadırlar. Hatırlamak gerekirse, sizi yaşatmak hiçbir şey kazandırmaz. Kaybetmek ise bize hiçbir kayıp getirmez diyen komünist Pol Pot yönetimi kısa bir dönem içinde 3.3 milyon insanı vahşice katletmiştir. Pol Pot için Kamboçya halkı nasıl bir şey ifade etmediyse, PKK için de Kürt halkı herhangi bir şey ifade etmemektedir. Zaten komünist zihniyette devlet, millet, ırk gibi kavramlar yoktur sadece halklar kavramı vardır. Komünist zihniyet devletleri ortadan kaldırmak, bunun yerine halkların oluşturduğu komün sistemleri meydana getirmeyi amaçlar. Bu sebeple her şey Kürt milleti için açıklamaları yalnızca göz boyamadır. Bu terör örgütünün insanları kandırmak, ayaklanmaya veya isyana teşvik etmek için kullandığı bir aldatmacadır. Onlar Kürt halkını yalnızca bir provokasyon malzemesi olarak kullanmak istemektedirler. Şunu tekrar ve özellikle vurgulamak gerekir ki bölücü terör örgütü PKK, Kürtlerin haklarını savunan milliyetçi bir hareket değil, tam anlamıyla Leninist, Stalinist, Darwinist, Komünist bir terör hareketidir. Komünist devlet hayalleri gerçekleştiğinde PKK'nın ilk harcayacağı halk doğudaki mazlum Kürt halkı olacaktır. Elbette böyle bir şeye izin verilmesi mümkün değildir.